Merhaba. Atina'da Akropolis'in tepesinde çok büyük bir bina olan Partenon'un bitişiğinde küçük ve zarif kompleks yapısıyla Erekteion'u görüyoruz. Bu çoğunlukla dor tarzı olan Partenon'un tersine İyon stili bir tapınak. İyon stilinin özellikleri hemen gözümüze çarpıyor. Kolonlar daha ince, dekoratif detaylar ve incelik ön planda ve İyon düzeniyle ilişkilendirdiğimiz heykelcikler sütun başlıklarında duruyoruz. Erekteion'a doğu tarafından yaklaşıyoruz. Bu açıdan bina oldukça geleneksel duruyor. Altı sütun görüyoruz. Tabii çoğu rekonstrüksiyon. Aslında tapınaktaki İyon stili sütunlar bundan daha dekoratifti. Cam kakmalar, kaide ve başlıkların çevresinde altın kaplamalar harikulade bir görüntü olmalıydı. Bu tapınak sadece Erekteion olarak değil, aynı zamanda Athenapolis tapınağı olarak da geçiyor. Bu da Atina şehrinin koruyucu tanrısı Athena anlamına gelir. Doğu tarafındaki odada Athena'nın cennetten düştüğüne inanılan zeytin ağacından yapılmış antik bir heykeli vardı. Bu basit heykel, tam karşısındaki Fidias tarafından yapılan heykele hiç benzemiyordu. Burada bir zıtlık var. Erekteion çok detaylı çalışılmış ve zarif bir bina ama Athena'nın çok basit ve düz bir heykeline ev sahipliği yapıyor. Tam karşısındaki o düz, dor tarzı Partenon tapınağında ise Athena'nın kocaman, aşırı detaylı bir heykeli var. Yürümeye devam edip doğu tarafından girerseniz, diğerlerine göre biraz daha yüksekte bir sellaya varırsınız. Bu oda sizi direkt Athena'nın zeytin ağacından heykeline götürebilirdi. Ancak bu bina daha karmaşık. Normalde bir Yunan tapınağında simetri görmeyi umarsınız. Ama bu sefer işler tersine dönüyor ve tapınak sandviç gibi çok dar bir alana sıkışıyor. Tam olarak Perslerin yıkmış olduğu Athena'nın eski tapınağının temelleri ve Akropolis'in tam yanındaki dik uçurum arasındaki alana sıkışmış. Ama mimar çok zarif bir çözüm üretmiş. Hem doğu hem de batıda altışar sütunu olan bir tapınak yerine arka kolonoidi kuzey tarafına doğru çekmiş. Birkaç merdiven aşağı inersek Zeus'a adanmış büyük kuzey sundurmasına geliyoruz. Orijinalinde aslında geniş olan bu dik ve dar merdivenlerden inmek bizi Zeus'la ilişkilendirilmiş kutsal alana getiriyor. Zeus, bir tanrı ve tanrıça arasında Atina şehrinin hakimi olmak için yapılan yarışmanın ilahi hakemiydi. Ve diğer hakem de dünyalı Erekteion'du. Yani bu tapınağa ismini veren kişi. Mitolojik bir karakter olan Kral Erektheus, her bir tanrıdan Atina insanları için birer hediye sunmalarını istedi ve o da bu yarışmanın dünyevi hakemi olacaktı. Athena, barışın ve doğurganlığın sembolü olan bir zeytin ağacı hediye etti. Bu doğu tarafı işte Athena tarafından hediye edilen o ağacın yeri. Aslında modern Atinalılar ağacı tam da o noktaya yeniden diktiler. Poseidon da üç dişli mızrağını aldı ve bir kayaya vurdu. Orada suyu tuzlu bir pınar oluştu. O ne de olsa denizlerin tanrısıydı. Eğer Erekteion'un kuzey sundurmasına bakacak olursanız çatıda bir delik ya da aslında bir pencere var. Efsaneye göre burası üç dişli mızrağın gökten indiği ve tuzlu suyun fışkırdığı yer. Sundurmanın alt tarafına doğru bakarsanız, şimdi yerinde olmayan büyük bir taşın oluşturduğu bir boşluk göreceksiniz. Böylece temel kayasındaki izi de görebiliyorsunuz. Aslında Erekteion'un olduğu bölge karmaşık bir yer. Sadece Athena'nın heykeline değil, önceden var olan mabede de ev sahipliği yapıyor. Bina birçok amaca hizmet etmenin yanı sıra karmaşık mimari bir probleme de gerçekten zarif bir çözüm olmuş. Eski Athena Tapınağı olarak bilinen bu önemli bölge, hem uçurumun kıyısında hem de birçok farklı amaç için farklı seviyeleri olan bir yer. Böyle sıkıntılı bir alanda nasıl bir bina inşa edersiniz? Kuzeyine bakarsak, mimarın friz bölgesinde özel olarak mavi mermer kullandığını görüyoruz. Beyazımsı veya krem rengi olan pantelik mermeriyle yapılan heykeller, o mavi mermerle çok güzel dengelenebilirdi. Aslına bakarsanız, kuzey sundurmasında sütun pervazları aşırı detaylı.
Sütun pervazları diğer taraflara göre çok daha yüksek olan sütunlar üzerinde olduğu için binaları sarmalayan oymanın yarattığı devamlılık hissi binanın tek parça hissedilmesini sağlıyor. Ama herkesin asıl görmeye geldiği şey güneydeki bakireler sundurması. Hadi biz de bir bakalım. Çevresinde yürürken batı tarafında durduğumuzda farklı seviyeleri açıkça görebiliyoruz. Solda yüksek kuzey sundurması, sağda bakireler sundurması, arada ise birbiri içine geçmiş veya yarım halde sütunlar görüyorsunuz. Bu sütunlar doğu sundurmasıyla bir nevi simetri yaratıyor. Evet, şimdi sırtımız Partenon'a dönük, Erechtheion'un güney tarafına bakıyoruz. Muhteşem bakireler sundurması meşhur altı karyatidi ile birlikte duruyor. Altı kadın figürü sundurmayı taşıyor gibi görünüyor. Aynı zamanda arkaik dönemdeki Kore figürlerini anımsatıyorlar. Sütunların yerine geçmişler ve dikey sütunlarla insan vücudu arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koyuyorlar. Yunan mimarisinde bir sütun kiriş sistemi var. Dikeyler sütun, yatayda uzananlar da kiriş. Dikey sütunlar insan vücudunun dik yapısıyla benzeşiyor. Bu Yunan mimarisinde karyatitlerin ilk defa kullanıldığı yer değil. Delfi'deki Sifnian hazinesinde de kadın figürleri vardı ama o arkaik dönemdeydi. Burada ise insan vücudu ve kıvrımlar halinde duran kumaş bir hayli klasik şekilde ele alınmış. Kontrapost duruşlarını kolaylıkla fark edebilirsiniz. Burada kumaşın dizlerinin üzerindeki baskısını, kalçalarındaki oynamayı ve hareket algısını görebilirsiniz. Ama bu hareket algısı kumaşlardaki dikey çizgilerle dengeleniyor. Yani aynı zamanda bir sabitlik hissi var. Böylece sundurma üzerimize yıkılacakmış gibi hissetmiyoruz. Özellikle kilitli bacaklar, serbest olanlar değil, kumaşın tamamen bacağın anatomisini gizlediği bacaklar sütunlara benziyor. Ve bunlar dışa dönük duruyor. Durağanlığı sağlıyor ve insan vücuduyla sütunu birbirine karıştırıyor. Evet, bu kadınların böyle sütun gibi durmalarına bayılıyorum ben. Kesinlikle Partenon'a doğru bakıyorlar. Bana Panhellenik töreni hatırlatıyorlar. Her yıl Atinalılar Akropolis'e çıkıp yeni dokunmuş kıyafetleri Athena'nın zeytin ağacından yapılmış heykeline sunarlardı. Bu figürlerin kim olduklarını bilmiyoruz. Ancak bu konuda birçok teori var. Antik Romalı mimar ve teorisyen Vitruvius, Pers Savaşı sırasında düşman Perslerin tarafında olan Yunanlıları temsil ettiklerini söyler. Bu insanlar Atinalılar tarafından yakalanmış, erkekler öldürülmüş, kadınlar köle yapılmış ve bitmeyen aşağılamalar adına asil kıyafetleri giymeye zorlanmışlardı. Ama gerçekten bilmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Zariflikleri buradaki iyon düzenine, dekoratif silmelere, renkli cam ve taşlara uyuyor. O zamanlardaki etkisi mutlaka şimdi gördüğümüzden daha büyük ve farklı olmuştur. Binanın doğu cephesiyle batıdaki yarım sütunların arasındaki simetri hakkında konuşmuştuk. Buna ek olarak güney sundurmadaki altı karyatitle kuzey sundurmasındaki altı sütun arasında da bir simetri var. Elimizdeki bina çok farklı olmasına rağmen, farklı tanrı ve tanrıçaların mabetleriyle bu yapı, yüksek klasik dönemdeki Yunan mimarların yeteneğini gerçekten güzel bir şekilde temsil ediyor. Bambaşka amaçları tek bir komplekste birleştiriyor. Hoşça kalın.